Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir boncuk çantası videosu ile karşınızdayım. Daha önceki boncuk çantası videolarımı izlediyseniz bu çantalara karşı ne kadar emek verdiğimi ve onları ne kadar sevdiğimi de biliyorsunuzdur. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Şu şekilde kendinden astarlı bir kumaşım var. Bunu ikiye katlıyorum. Düzgün bir şekilde. Sonra daha önceki yaptığım bu boncuk çantaya kenarlarına dikiş payı bırakacak şekilde kesiyorum. Yani şuranın ölçüsünü 33 diyebiliriz. Dikiş payları da birlikte 33. Burası da tek yüzü, yani 22, o zaman çift katladığımız için 44. Bu yüzü de 44 şekilde olacak. Şimdi bu parçadan bir tane daha kesiyoruz. Bu şekilde iki parça kumaşı kestim. İkisinin de ölçüleri aynı. Bir tanesini kenara bırakıyorum. Bir tanesini de alıyorum ve çantanın ön yüzünü böyle tek katken şöyle bir yarısını boncuk işleme yapacağım. Daha sonra da zaten çantaya çevirme işlemlerini sizlere göstereceğim. Eski bir bilekliğim boncukları vardı. Bu şekilde mor. Bunları gelişi güzel bir şekilde tek tek dikiyoruz. İpinizin çok sağlam olmasına dikkat edin. İpiniz sağlam olursa boncuklarınız çok sağlam bir şekilde tutunacaktır. Zaten ip sağlam, kopmayacağı için boncuklarınız da sağlam bir şekilde kalacaktır. Boncuğumuz büyük olduğu için sıkı durmasından dolayı iki tur atıyorum. Sonra alttan sabitliyoruz. Ben bilerek büyük boncuklar kullandım ilk başta. Çünkü yuvarlak biçimde bir desenler yapacağım. Bu nedenle büyük boncuk kullandım ki yuvarlak böyle. Etrafını çok nizami bir şekilde yuvarlak küçük boncuklarla güzel desenler çıkartabilelim. Evet, bunları böyle rastgele dikiyoruz. Bu mor incilerimi diktim. Şimdi yavaş yavaş boyutlarımızı küçültüyoruz. Şu şekilde bu siyah boncukları bu mor boncukların çevresine birer sıra gideceğim. Eğer siyah boncuğum yeterli gelirse, çünkü bu kadar var, ikinci bir sırayı da gideceğim. Yani biraz parça parça olacak ama elimdeki parça boncukları değerlendirdiğim için maalesef parça parça gitmek zorundayım. Çünkü eksik olmasını istemiyorum yaptığım çalışmanın. Şimdi bu boncukları mor boncukların çevresine halka oluşturacak şekilde dikeceğiz. Şöyle size yakın olacak şekilde alayım. Önce alttan iğnemi geçiriyorum. Bu arada ipimi, düğümümü attım. İki boncuk alacağım. Halka yaptığım için tek tek de gidebilirsiniz ama üç boncukla falan olmaz. Çünkü boncuk bu sefer düz gitmek ister, kıvrılmak istemez. Demek istediğim buydu. Arada boşluk kaldı. Sonra bu iki boncuğun arasına batıyorum. Önümdeki boncuğun deliğinden ipimi geçiriyorum. Görülüyor mu? Umarım video net bir şekilde size yansır. Tek boncuk şekilde devam etmek istiyorum ben. Çünkü aralarında böyle boşlukların kalmasını istemiyorum. Bu şekilde tekrar bu iki boncuğun arasından batıyorum. Sıradaki önümdeki boncuğumun deliğinden geçiriyorum. İpime bir boncuk daha alıyorum iğneme. İğnenizi batırırken boncuğun genişliğinde batırmaya dikkat edin. Çok geniş
batırırsanız ip görünecektir. Boşluk olduğu belli olacaktır. Bu şekilde. Tekrar iki boncuğun arasından iğnemi geçirdim ve önümdeki boncuğun deliğine taktım. Bu şekilde sıralayacağım. Sanırım iki sıra gitmeyi düşünüyorum. Çünkü boncuğum yeterli gelebilir iki sırayla. Bu şekilde ben hepsini işleyip geliyorum. Siyah boncuklarımı mor boncukların etrafına dizdim. Çoğu iki sıra şeklinde ama birkaç tanesini tek sıra şeklinde diktim. En azından birbirlerine yakın olanlara daha güzel bir alan yaratmak için tekli olması daha ideal oldu. Bu arada siyah boncuklarımı da bitirmiş oldum. Şimdi bu minik oya boncuklarıyla böyle renkli renkli işleme yapacağım. Yine aynı teknik kullanacağım ama oya boncukları iğneden geçmediği için farklı bir teknik kullanıyorum. Ben bir önceki videomda bununla ilgili çok güzel bir açıklama yaptım. Oraya gidip oya boncuğu ile nasıl dikiş yaptığımı görebilirsiniz. Şimdi ben bu bütün boncukların etrafını belki bazılarına ikili şekilde denk gelecek gibi renkli renkli işleyeceğim. Böyle yuvarlak yuvarlak desenler oluşturacağım. Şimdi aklıma bir fikir geldi. Kumaşa kasnağı geçirdim. Ondan sonra dikme işlemi yapmaya başlayacağım. Önce şu iple, bu boncukla böyle sarmal bir şekilde dikmeye başlayacağım. Bakalım sonra renk 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 dikeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Renkli dikişler bitti. Şimdi aralara böyle geometrik şekilde beyaz ve siyah boncuklarla aynı metotta işlemeler yapacağım. Daha çok dikey ve çapraz şekilde çalışacağız bu beyaz ve siyah boncuklarla. Gördüğünüz gibi boncuklarla dikme aşaması bitti. Artık çanta modeline çevirmeye devam edeceğiz. Hatırlarsanız videonun başında aynı bu şekilde büyüklükte bir parçamız daha vardı. Yalnız dikkat ederseniz görselde de videoda da arkadaki dikişler o kadar sıkı oldu ki ister istemez kumaşı yamulttu, sıktı, eğri büğrü yaptı. Ben onları sonra rütüş yaptım. Size de göstermedim bu rütüşleri videoda. Başta el dikişi yapacaktım. Sonra dedim yani çanta boncuklardan dolayı ağır bir çanta, makine dikişi de yapmam şart dedim. O yüzden önce bir el dikişi yaptım. Şu an videoda gördüğünüz gibi yüzü yüzüne bakacak şekilde iki kumaş parçasını üst üste koydum. Önce elimle diktim, bir parça boşluk bıraktım. Daha sonra makineyle üzerinden gittim, aynı dikişin üzerinden. Makineyle de sağlamlaştırmak istedim. Bu dikiş yönteminde bere yöntemi kullandım. Boşluğu yandan bıraktım. Buradan çevireceğiz şimdi çantamızı. Köşelerini iyice açıyoruz. Parmak yolumuzla. Çanta ağır olacağı için ben el dikişinden sonra aynı hizadan makine dikişi de yaptım. Şimdi bere mantığında size bu çantayı yapıyorum. Şuralara ütü vuracağız muhtemelen kenarlara. Şu kenarı da kapatacağız. Bunu kapattıktan sonra yapacağımız işlem şu. Şu parçayı şu boncuklu parçanın içine sokacağız. Şu şekilde. Yani içi de astarlı bir çanta olmuş olacak mantıken. Bu şekilde olacak. İçine çıt çıt koymayı düşünüyorum. Daha sonra yine boncuktan bir kol askısı yapmayı düşünüyorum. Hadi ben bunu dikip getireyim. Bir de şuradan dikeceğiz. Şu kısımdan dikeceğim. Makine dikişi yapacağım ki herhangi bir sorun çıkmasın, böyle pot durmaya çalışmasın, içi dışına çıkmasın diye şu şekilde bunu içine katlayacağım ve şu boncuklu kısımdan değil arkadaki kısma dikiş atacağım. Boncuklu kısma da muhtemelen el ile bir dikiş atarım. Evet, çantamızı bu şekilde bitirdik. Şöyle tek çıt çıt yaptım. Şu kenarlara
Şöyle bir askı yaptım. Askının daha basit durmasını istedim. Çünkü çanta zaten detay dolu. Tek tarafa yaptım. Şuraları da içeriye katlayarak silikon tabancası yardımıyla yapıştırdım içeriye. Yani burada sadece boncuklar dikme. Şu arkaya kumaşı katlayarak silikon tabancası kullanarak yapıştırma yaptım. Dikiş istemedim. Arkadaki dikişlerin daha sağlam yapışması için böyle bir yöntem kullandım. Hem daha pratik oldu. Şuraya da bu şekilde diktim. Burada da çok fazla belli olmuyor dikişler. Gördüğünüz gibi kumaşın yapısıyla alakalı. Kumaşa dikkat ederseniz böyle pütürlü, sanki aralardan ipler, tığlar kaçmış izlenimi veren bir kumaş. Evet, çantamızın bitmiş hali bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok zahmet veren bir iş ama sonucu harika. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.